hükümetlerin ekonomik regülasyon veya piyasaya genel olarak da kapitalizmde müdahalesinin ne kadar olacağı hakkında fikriniz ne olursa olsun Amerika'daki farklı zaman dilimlerini hem ekonomik açıdan hem de regülasyon açısından ele almakta fayda var diye düşünüyorum. İşe 1800'lerin sonundan başlayalım. Amerikan İç Savaşı ve yeniden yapılanma bu dönemde oldu. Aslında iç savaştan sonra bir tür kriz yaşanıyor. Fakat 1800'lerin sonunda krizden sonra Amerika Birleşik Devletleri başarılı dönemine girmeye başlıyor. Önemli sanayileşmiş ülkelerden biri haline geliyor. Bu sanayileşme sürecinin bir kısmında çok çok zenginleşen bazı insanlar oldu. Mesela Cornelius Vanderbilt bunlardan biri. Demiryolu ve buharlı gemi alanında çok zengindi. John D. Rockefeller'sa tarihteki en zengin adam olarak biliniyor. Doğru mu, değil mi bilinmez ama Rockefeller Amerikan tarihindeki en zengin adamdı bu kesin. Enflasyona göre düzenleme yapılırsa bazı kaynaklara göre 1,5 milyar milyar dolarlık affedersiniz ben söylerken bile şaşırdım. 1,5 milyar dolarlık bir serveti vardı. Ama siz diyebilirsiniz ki bugün 1,5 milyar dolardan fazla parası olan insanlar biliyoruz. Fakat Rockefeller'ın zamanında elinde bulunan parayı enflasyona göre düzenlerseniz bugünün rakamlarına göre 400 ila 600 milyar dolar arasına denk geliyor. Şu anda herhalde tanıdığınız hiç kimse de ya da belki de bazı devletlerin, devletlerde, dünya devletlerinin birçoğunda bu kadar miktarda para olmayacağı kesin. Çelik işinde ise Andrew Carnegie vardı. Günümüzün esas değerinde ele alındığında öz sermayesi yaklaşık 300 milyar dolara denk geliyor. JP Morgan bir başka isim onun da öz sermayesi çok büyük olmasına rağmen dönemin dünyasını, mali dünyasını kontrol altında tuttuğundan mali gücü inanılmazdı. Belki de saydığım bu diğer üç kişinin gücünden bile fazlaydı. Birçok holding yoluyla Morgan ve arkadaşlarının elinde tuttuğu güç bazılarının deyimiyle tüm Mississippi West bölgesine eşdeğerdi. Bu insanlar zengin, gücü çok olan insanlardı. Aslında o dönemden beri bir daha görmediğimiz bir zenginlik ve güç diyebiliriz. Bu insanlar hakkında ne düşündüğünüze kendiniz karar verebilirsiniz. Bir açıdan bakıldığında hepsi eminim ki iyi birer girişimciydi. Çalışkandılar ve inovasyon yetenekleri vardı. Yenilikçiydiler. Fakat aynı zamanda Marx gibi birinin bunlar o kadar güçlü ki iş gücü yanlarında hiç kalıyor diye düşünmüş olmasına sebep olan insanlardı bu insanlar. Bazı şirketlerdeki çalışanların gerçekten özgür olduğunu söylemek zor iş gücü kölesi olmuşlar. Şirkette yaşıyorlar. Hakları yok. Şirketlerin karı için çalışırken ölüyorlar diye aklından geçmiştir mesela Marks'ın. Yani bu insanlarla ilgili fikrinizin ne olacağına kendiniz karar verin. Fakat gerçek şu ki bu insanlar çok ama çok zengindi. 1900'lerin başına gidersek durumun tam tersini görüyoruz. Yani bu tip insanların egemen olmasının kolay olduğu bir sistemin tam tersi bir durum. 1901'de iktidara gelen kişi, Teddy Roosevelt. Kendisi birçok konuda ünlü. Bunlardan biri de, tekelle mücadelesi. Burada büyük bir şirket söz konusu. Fikir de şu. Sen, standart oil, Amerika'daki petrol sanayinin kontrolünü tamamen ele geçirdin. Tekelci oldun. Seni kontrol altına almak lazım. Bu rekabetçiliğe ters. Kapitalizm için kapitalizm belki de iyi bir fikir değil. Bize rekabet lazım, inovasyon lazım, teşvik lazım. Eğer her şey sadece senin kontrolün altında olursa rekabet olmazsa bu hiç yapıcı olmaz. Fikir bu şekilde. Bu fikrin gerçekleşmesi Teddy Roosevelt'in döneminde olmadı ama bu tekeli yıkma sürecini başlatan kişi oydu. Bir sonraki iktidar yani Taft'ın iktidarındaysa standart oil şirketi bölündü. Standart oil'in ne kadar büyük olduğunu anlamak adına işte size bir örnek. Exxon Mobil, Chevron, Conoco ve diğer bütün büyük Amerikan petrol şirketlerinin toplamı kadardı. Daha doğrusu Standard Oil Taft yönetimi tarafından bölününce ortaya bu şirketler çıktı. Böylece bir insanın ne kadar güç sahibi olabileceğini tahmin edebilirsiniz. Yani sarkaç 1800'lerin başında belirli bir tarafta. Daha sonra Roosevelt tekrar başkan seçiliyor ve çok güçlü bir başkan olarak Amerikan tarihine geçiyor. O şöyle diyor. Artık yeter. Bu kadarı fazla. Amerikan halkının çıkarına bir durum yok ortada. Bize rekabet lazım. Şimdi daha da ileri gidiyoruz. 20'li yıllarda bir yükseliş görüyoruz. 1920'li yıllarda işler iyiye gidiyor. Ne zaman bir yükseliş olsa insanlar tam tersini düşünür. Diyorlar ki bu kadar ekonomik regülasyona gerek yok. Devlet bu kadar müdahale etmese de olur. Fakat yükselişler her zaman olmasa da beraberinde düşüşleri de getirir. 1929'da Wall Street iflası oluyor ve bu da büyük bunalıma sebep oluyor. İnsanlar Herbert Hoover'dan memnun değil. Büyük bunalımın önemli bir zaman diliminde Franklin Roosevelt iktidara geliyor. İkinci Dünya Savaşı'na kadar Roosevelt'in, Franklin Roosevelt'in başkanlığı sürüyor ülkeyi büyük bunalımdan kurtarmak için bir dizi plan yapıyor ve buna yeni düzen programları da deniyor. Bu programların bazıları büyük bunalımda kullanılmayan tüm iş gücü ve sanayi kapasitesini kullanmakla ilgiliydi. Buna keynesyen bir bakış açısı da diyebiliriz. Eğer kimse bu fabrikaları ve insanları kullanma talebine yeteri kadar karşılık vermeyecekse eğer, veremiyorsa bu görevi hükümet üstlenir. Ana fikir bu. Bu konuda yapılmış büyük imar projeleri vardı. Fakat yükseliş sonrası düşüşe sebep olan, yani düşüşe sebep olarak görülen unsurlar için regülasyon programı da devam ediyordu. Mesela glass kanunu çıkarıldı. Bu kanuna göre Yatırım bankaları ve mevduat işlemleri birbirinden ayrıldı. Yani depozitonuzu yatırdığınız bir kurum depozitoyu hem saklayıp hem de borsada işleme sokamaz. Sosyal güvenlik kanunu da bu zamanda çıkarıldı. Biraz sosyalist bir yönü olan bu karar güvenlik ağı oluşturmak içindi. Sanki eğer medeniyetsek sokakta aç insanlar varken zengin bir ülke olamayız. Zamanında çalışmış, topluma katkı sağlamış yaşlıları açlığa terk edemeyiz en azından belli bir yaşam standartları olmalı demeye benziyor. Yani güvenlik ağı oluşturan sosyal güvenlik sistemi mevcut artık. Aynı dönemde Federal Ulusal Mortgage Birliği kuruldu. Kısa ismiyle Fannie Mae. Bu söylem 2008'lere kadar devam etti ve hala Amerika'daki konutlaşma sürecinin bir parçasıdır. Peki nedir bu Fannie Mae? İpotek yani mortgage satın alabilen bir kurumdur. İpotek almak demek insanlara ipotek kredisi verebilmek demek. Hükümetin böyle bir şey yapmasının sebebi ne olabilir peki? Bu aslında hükümetten ayrı bir kurumdu fakat hükümetin gizli desteğini alan bir kurumdu. Fannie Mae insanlardan borç alabilir fakat bir gün bunları geri ödeyemezse hükümet ona arka çıkar anlamına geliyordu. Bu sayede Fannie Mae çok düşük faiz oranlarıyla borç aldı. Bu faiz oranı da Amerikan hükümetinin borç vereceği orana yakındı. Fannie Mae daha sonra bu parayı yine çok düşük faiz oranlarıyla ev sahibi olmak isteyenlere kredi verdi. Kısacası bu kurum sayesinde ev sahibi olmak desteklenmiş oldu. Aslında ev sahibi olmak dememeliyim. Ev kredisi almak diyelim buna. Bunu açıkça belirtmemin sebebi de eğer herkesin ev kredisi almak için daha fazla imkanı varsa bu sadece ev fiyatlarını arttırır. Dolayısıyla ev sahibi olmayı değil de kredi almayı etkilemiş olur tamamen ayrı bir konu ama yine burada hükümetin işin içinde olduğunu görüyoruz. Yani biraz mühendisliğe girişmişler. Yine bu piyasaları kendi başına bırakmayan bir davranış. Piyasalarda bozulma etkisi oluyor. Bozulma diyorum çünkü rekabete karşı gelen bir davranış. Eğer başkası çıkıp Fannie Mae'in yaptığı şeyi yapmak isteseydi fakat hükümetin desteği olmasaydı rekabet edemezdi çünkü o kadar ucuza borç alamazdı. Daha da ileri gidiyoruz. Lyndon Johnson'ın iktidarına geçiyoruz. İkisinin arasında başka kişiler de gelip geçmişti tabi. Lyndon Johnson iktidarında refah toplumu adlı projeyle karşılaşıyoruz. Bunun yanı sıra yemek pulları, fakirlikle mücadele, Medicare, Medicaid gibi sağlık hizmetleri vardı. Yine iş şuna geliyor. Toplumda insanlara belirli bir seviyede destek olmalı. Burada taraf tutmayacağım. Fakat Sarkacın daha çok sosyal güvenlik ağı tarafına doğru kaydığını eşit şartlar oluşturmak amacı taşıdığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Planın başarılı olup olmadığını tartışabiliriz. Konumuzla tamamen alakasız olsa da başka bir mevzu daha var. Ne zaman ki biri Ted Roosevelt ve Franklin Roosevelt ismini duysa acaba bir şekilde ilişkileri var mıydı diye sormadan edemiyor. Beşinci dereceden kuzen olduklarını söyleyelim. Daha da ilginci Franklin Roosevelt'in eşi Eleanor Roosevelt, Teddy Roosevelt'in yeğeniydi. Yani bu üç kişi arasında gayet yakın bir ilişki vardı gördüğünüz gibi. Yakın zamanda internetten öğrendiğim başka ilginç bir şey de Teddy Roosevelt halkın arasında araba kullanan ilk başkanmış. Yanındaki korumaları bisiklet sürerken görmek çok komik. Neyse bu tamamen ayrı bir konu. Özetlemek gerekirse 1800'lerin sonunda bazı insanların deyimiyle soyguncu baronlar vardı. Çok zenginlerdi. Daha sonra sarkaç başka yöne kayıyor ve Teddy Roosevelt, Franklin Roosevelt ve Lyndon Johnson geliyor. 70'lere geldiğimizde bile hala çoğu sanayinin regülasyona maruz kaldığı bir Amerika görüyoruz. Eğer regülasyona karşıysanız, liberal olduğu varsayılan Jimmy Carter'a hakkını vermelisiniz. Çünkü hava sanayisinden regülasyonu kaldıran oydu. Bu yüzden enflasyon oranını şimdiye ayarlarsak uçak biletlerinin çok ucuz olduğunu görürüz sarkaç yine başka yöne doğru kayıyor ve daha az müdahale ve regülasyon olan Ronald Reagan dönemine geliyoruz. Bazı insanlara göre Reagan komünizmi bitirdi. Ama Reagan esasen az hükümet müdahalesi konusunda da adı geçen isimlerden biriydi. 1900'lerden belirli bir süreye kadar regülasyon, güvenlik ağı, hükümet müdahalesi revaçtayken Ronald Reagan'ın gelmesiyle hükümetin etki alanı ve vergiler azalıyor. Yine de Reagan Hükümetin bir parçası olan orduya çok para harcamıştı. 1980'ler boyunca ilginç bir şekilde ekonomik sıçrama görülüyor. Bunun sebebi Reagan mıdır, değil midir tartışabilirsiniz. Belki de onunla hiçbir ilgisi yoktu ve sebep bilgi teknolojileriydi. Yine de ne olursa olsun 1980'lerde bir ekonomik sıçrama yaşandı. 90'larda Bill Clinton'la bu daha da hızlanıyor. İlginç olan şu ki işler iyiye gittiğinde hükümetlerin regülasyon yapma güdüsü azalıyor. Demokratik liberal olarak görülen Bill Clinton döneminde refah reformu yapılıyor. Bu program refaha daha muhafazakar bir açıdan yaklaşıyor. Yani uzun dönemler boyunca refah olmasını zorlaştırıyor. Bu dönemde Glass-Steagall kanununun yürürlükten kaldırıldığını da görüyoruz. Buraya yazalım. Glass-Steagall'ın feshi. Yani Bill Clinton liberal olarak görülse de Belki bu tür şeylerin oluşunu Cumhuriyetçi bir kongreye bağlamıştır. Çünkü kongre ona bunları yaptırttı. Ama sonuçta bunlar Clinton döneminde oldu. Hükümetin refahtan biraz çekilmesi ve bankaların regülasyonundan vazgeçilmesi, yatırım ve ticari bankacılığın tekrar birleşmesine izin verilmesi hep bu dönemde oldu. Daha sonra George Bush dönemine ilerliyoruz. Aslında Bush'un babasını Reagan ve Clinton arasında bir yere koyabiliriz. Fakat vergi arttırma konusunda kendisine baskı yapıldığı için devlet müdahalesinin azalması başlığına onu koyamayız. Bush demokratlar yüzünden bunu yapmaya zorlandığını iddia edebilir. Tüm bu başkanlıklar boyunca işlerin hep yükselme aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. Sürekli bir regülasyondan vazgeçme trendi var. Bu trend 2008'e kadar da devam ediyor. Bu dönemde 2008'de çok büyük bir ekonomik kriz baş gösteriyor. Bunu çoğunuz hatırlarsınız. E, bu videonun yapıldığı tarih 2011 ve 2011'de sarkacın hangi yöne doğru kayacağı da henüz belirsiz. Hatta bugün bile sarkacın hangi yöne gideceğini çok çok iyi kestiremiyoruz. Fakat tüm bunların çok ileriye gittiğini savunan bir görüş var. Bunun en kötü alametlerinden biri de kriz başlayınca ortaya çıkan ve finans kurumları için kullanılan batamayacak kadar güçlü terimi. Batamayacak kadar güçlü. Bu fikir kapitalizm ve sosyalizmin en kötü hali gibi. Kurumsal refah gibi bir şey yani. Yani inovasyon yapmak isteyenlere mali yardım sağlamamakla kalmayıp bir de büyük kurumlarla çok fazla parayı ve ekonominin büyük kısmını kontrol ediyorsunuz. Burada da büyük bir risk alıyorsunuz. Ne yazık ki bu kurumlar hepimizi riske atınca yani Hepimizi riske atan aptal işler yapınca da hükümetler kurumları kurtarmak için devreye giriyor çünkü bunlar ekonomiyi neredeyse rehin almış durumda. Hükümet kurumları kurtarmazsa tüm ekonomi onlarla birlikte çökebilir. Benim fikrim şu: bu kurumlar hükümeti biraz korkutup destek almaya çalıştılar. Söylemeye gerek bile yok. Amerikan toplumu hatta tüm dünya ne kadar regulasyonun uygun olduğunu kendince sorgulamalı. Özel kurumlar ekonomide ne kadar kontrol sahibi olmadı. Burada Fannie Mae ilginç olanlardan biri çünkü bu da hükümetin desteklediği görünüşte özel olan kurumlardan biriydi. Yani iki farklı tarafında en kötüsüydü. Hala hükümet tarafından destekleniyor ve büyük bir bozulma yaratıyor. Fakat bir dereceye kadar hükümet kurumun tamamen sarsılmasından korkuyor çünkü ekonomiyi zora sokması söz konusu olabilir. Neyse umarım anlattıklarımı ilginç bulmuşsunuzdur. Bu videoda size son 100 yıllık Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki hükümet regülasyonu ve regülasyonsuz kapitalizm arasındaki gidiş gelişi anlatmaya çalıştım.